Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. 8. sınıfı bitirdik arkadaşlar. Çok eğlenceli bir sene geçirdik, çok çalıştık, çok eğlendik. Artık 9. sınıfız, yani daha çok eğlenmeye başlayacağımız dönemlerdeyiz. Genellikle bir gözünü korkutuyor insanların liseli olmak. Oysa ki bu video size aslında lisede gözünüzü korkutacak hiçbir şeyin olmadığını göstereceğimiz bir video olacak. Artık fen diye bir ders yok arkadaşlar. Fizik var, kimya var, biyoloji var, buna hepimiz hakimiz. Biz bugün kimya konularını işlemeye hep birlikte başlıyoruz. Şimdi neler olacak peki kimya bilimi ünitesinin içerisinde? Kimya nasıl ortaya çıkmış? Kimyayı bugünkü haline getiren olaylar nelermiş? Her bilimde olduğu gibi kimyanın da ortaya çıkması bazı ihtiyaçlar üzerine gerçekleşmiş. Yani bazı ihtiyaçlar varmış. Bunları karşılamak için insanlar bazı çalışmalar yapmış ve bunların sonucunda bazı keşifler de icatlar da ortaya çıkmış. Keşiflerde bulunmuşlar. İlk çağlardan bahsedecek olursak ta tarih öncesi zamanlardan, milattan önce 2000'lerden, 3000'lerden bahsedecek olursak o zamanki insanların neye ihtiyacı olur arkadaşlar? İhtiyaç duydukları şeyler, barınma ihtiyaçları var. Bu insanların kalacak yeri yok, öncelikle bir barınma ihtiyaçlarını gidermek için bazı çalışmalar yapmışlar. Mağaraları araştırmışlar. Nerelerde kalabiliriz, nerelerde yaşayabiliriz? Bunlar üzerine düşünmüşler. Başka ne ihtiyaçları var? Vahşi doğadalar. Kendilerini korumaları gerekiyor. Dolayısıyla korunma gibi bir ihtiyaçları var. Vahşi hayvanlardan nasıl korunabiliriz, neler yapmalıyız? Hangi aletleri geliştirip kullanabiliriz gibi çalışmalar yapmışlar. Koruma ihtiyacını karşılamışlar. Başka ne var peki? Hastalıklar var ortalıkta. Bu hastalıkları giderip, hastalıklardan kurtulup hayatını, yani yaşamını devam ettirme gibi bir ihtiyaçları var. Ve bu ihtiyaçlarını karşılamak için bazı çalışmalar yapıyorlar dediğimiz gibi. Neler oluyor peki? Bu çalışmalar nelermiş? Neler bulunmuş? Neler geliştirilmiş? Ta o yıllarda. İlk öncelikle bir doğal olaylardan bahsedebiliriz. İşte volkan patlamaları gerçekleşiyor. Yıldırım düşüyor bir yerlere. Kıvılcımlar çıkıyor ve sonucunda ne geliyor? Ateşi keşfediyorlar. Ateşi bir görüyorlar. Bununla karşılaşıyorlar. Bu ne ki la dedikleri zaman bunu kontrol altında almalıyız. Eğer biz bu ateşi kontrol altına alırsak bundan faydalanabiliriz. Bazı kendimizi geliştirecek sonuçlara ulaşabiliriz diye düşünmeye başlıyorlar. Ve ateşin kontrol altına aldıktan sonra metalleri alıyorlar. Metalleri ısıttıktan sonra eritebildiklerini görüyorlar. Ve bunun sonucunda bazı silahları yapabiliyorlar. Bazı aletleri yapabiliyorlar. Böylece hem kendilerini koruyorlar hem de kendilerine yiyecek bulma şansına sahip oluyorlar. Avlanmaya başlıyorlar. Bu tabii ki sadece bu ateşi silah yapıp yiyeceği bulmak, avlanmak için kullanmıyorlar. Ne yapıyorlar? Bu avlandıkları hayvanların derilerinden kendilerine kıyafetler yapıyorlar. Veya buldukları bu yiyecekleri ateş sayesinde pişirip farklı farklı yiyecekleri elde edebiliyorlar. Hastalanma ihtimalini düşürüyorlar. Böylece pişmiş ve mikroplarından arındırılmış yiyecekleri artık tüketmeye başlıyorlar. Ve bu metalleri ateş sayesinde işleyerek birçok farklı maddeyi de, farklı malzemeyi de üretebilme şansına sahip oluyorlar. Bazı sorular soruyorlar kendilerine. Hani ihtiyaçlar bunlar diye, temel ihtiyaçlar. Bunun dışında neler var? Adam düşünüyor. Ben şimdi yiyeceğimi buldum. Evet, yiyecek elde etmeye başladım ama ben bu yiyecekleri nasıl saklarım sorusunu soruyor kendilerine. Ve bunun üzerine bazı çalışmalar yapıyor. Bazı maddeleri deniyorlar falan filan. En sonunda kükürt buharının aslında bu işi yapabildiğini görüyorlar. Yani kükürt buharı sayesinde bazı meyveleri kurutuyorlar. Kuruttuktan sonra da kışında tüketebilecekleri şekilde, daha uzun süre dayanabilecek şekilde kullanmaya başlıyorlar, bu hale getiriyorlar. Ardından zehirlenmeler gerçekleşiyor. Bu zehirlenmeleri nasıl tedavi edebilirim sorusu başlıyor ve buna karşılık olarak da bir süre sonra bir tuz buluyorlar. Bu tuzun adını da göz taşı olarak kararlaştırıyorlar. Göz taşı denilen bir tuz sayesinde bazı zehirlenmeleri tedavi etmeye başlıyorlar. Düşüyorlar, kalkıyorlar, yaralanıyorlar ve bu yaraların iyileştirmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorlar. Bunun için de bir tuz buluyorlar. Buldukları tuza da şap ismini veriyorlar. Bu şap sayesinde elimi kesildi, hemen oraya bandajla bu şapı koyuyor ve iyileşme sürecini hızlandırıyor. Böylece yaraları tedavi etmiş oluyor. Ve birçok ilaç buluyorlar. Bu adamların buldukları ilaçlarda da tıpkı günümüzde olduğu gibi
Neler kullanıyoruz biz şimdi günümüzde? Bazı hayvani ya da bitkisel maddeleri kullanıyoruz. Aynen onlar da rezene, maydanoz, ısırgan, kendir, safran bu şekilde giden birçok sebzeyi kullanarak, birçok bitkiyi kullanarak ilaçlar üretiyorlar ve farklı hastalıkların tedavisinde bu ilaçları kullanmaya başlıyorlar. Tıpkı bugün bizim yaptığımız gibi. Hatta bugün bizim kullandığımız birçok ilacı da biz o günlerde bulunan, o günlerde tespit edilen bitkilerden elde ediyoruz. Aslında o adamların bulduğu bilgileri biz bugün hala daha kullanıyoruz arkadaşlar. Peki bu kimyanın gelişim sürecini nasıl gruplandırırız, nasıl ayırabiliriz birbirinden? Öncelikle ilk başlangıç sürecini simya öncesi dönem olarak düşünüyoruz. Simya dediğimiz şey aslında kimya biliminin ortaya çıkmasındaki bir geçiş sürecidir diyebiliriz. Çok çok eski zamanlara dayanan bir süreç bu. Simya denilen olay başlıyor ve ardından gelişmeler daha da geliştirilerek modern kimya dönemine kadar geliyor. Ne vardı peki modern simya döneminden önce neler vardı? Milattan önce 2000'li yıllardan bahsediyoruz. Çok çok eski yıllarda. Bu dönemlerde hani insanlık zaten yeni yeni gelişmeye başlamış ve insanların çoğusu nerede yaşıyor o dönemlerde? Bir Mezopotamya'da yaşıyorlar. Mezopotamya'da yaşıyorlar. Bir de Mısır'da yaşıyorlar. Dolayısıyla bu kimya biliminin veya simyanın gelişimi de ilk olarak buralarda başlıyor. Neler yapıyorlar peki? İlk defa ilaç kitabı ortaya çıkıyor. Mezopotamya'da Nippur denilen bir kentin kalıntılarında biz bu kitaba ulaştık. Kilden yapılmış bir kitap ve tam 12 tane ilacın tarifi bu kitabın içerisinde yazıyor. Yani bizim hala da bugün de kullandığımız bazı maddeler ta o zamandan geliyor. Bilgiler o zamandan ulaşmışlar. Mısır'da kol denilen sürme kullanıyorlar. Yani kozmetik sektörü ta o zamandan başlamış durumda. Demir, bakır, altın, civa, gümüş gibi birçok elementi, maddeyi ta o zamanlar keşfetmişler ve kontrol altına almaya başlamışlar, kullanmaya başlamışlar. Peki simya dediğimiz dönem nedir? Tam bu simya öncesi dönem bittikten sonra artık bu gelişmeleri biraz daha çoğaltmaya başladıkları dönemde simya başlıyor. Simya dediğimiz şey tüm metaller. Şimdi 3 tane çok çok önemli amaçları var bu adamların. Bütün gelişmeler bu amaçları gerçekleştirmek üzerine kurulu zaten. Diyorlar ki tüm metalleri biz altına çevirebiliriz. Bunun için uğraşırken de tabii bunu başaramıyorlar. Bunu hala daha yapma şansımız yok. Böyle bir şey yok çünkü. Tüm metalleri altına çevirebilecekleri gibi bir görüşe sahipler bunlar. Ve bunu yapmaya çalışırken bir sürü bambaşka şeyler buluyorlar. Bir sürü alaşımlar geliştiriyorlar. Farklı elementleri keşfediyorlar. Bazı maddelerin metallerle tepkimelerini buluyorlar. Tamamen bunu yapmaya çalışırken başka şeyler buluyorlar yani. Ölümsüzlük iksirini bulmak. Ben ölümsüz olmalıyım diye düşünüyor bu adamlar. Bunu nasıl yaparım? Ölümsüzlük iksiri diye bir şey var abi. Ben onu bulacağım diyor adam. Bunu bulmaya çalışırken tabii ki ölümsüz iksirini bulamıyor ama bir sürü ilacı buluyor. İlacın keşfini gerçekleştiriyor. Felsefe taşı denilen bir taşı bulacağına inanıyorlar. Böyle bir taşın varlığına inanıyorlar. Bu taş sayesinde her istediklerinin gerçekleşebileceğine inanıyorlar. Bunu bulmaya çalışırken de bir sürü yeni keşiflerde bulunuyorlar. Yeni maddeleri keşfediyorlar tabii. Ve bir diğer önemli unsur ise simya dönemine ait 4 öğe kuramı. Birazdan zaten tekrar bahsedeceğiz bu 4 öğe kuramından. Doğadaki elementlerin, maddenin 4 tane temel elementten oluştuğunu söylüyorlar. 4 temel öğeden oluştuğunu söylüyorlar. Ateş, toprak, su ve havayı 4 temel öğe olarak kabul ediyorlar. Ve geri kalan bütün maddelerin ise bu 4 öğenin türevleri olduğunu düşünüyorlar. Bunun üzerine de bazı gelişmeler kaydetmeye çalışıyorlar. Ardından simya döneminde yeterince bilgi biriktikten sonra geleneksel kimya dönemine geçiliyor. Burada kimyanın temellerinin atıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Simya döneminde bir sürü uyduruk, saçma sapan fikir geliştirilmiş, bilgi ortaya atılmış, tamamen yanlış olan bilgiler. İşte bunların çürütülmeye başladığı dönemse geleneksel kimya dönemidir. 4 öğe kuramının yanlış olduğunu bugün çok iyi biliyoruz biz. Peki bu 4 öğe kuramını, kavramını çökerten kişi kim oluyor? Daha sonra da maddenin gerçek tanımını yapan kişi, yani Robert Boyle abimiz ortaya çıkıyor ve 4 öğe kuramını bitiriyor. Kendi madde tanımını, bugünkü madde tanımına çok yakın bir tanımla bunu bitiriyor. Ardından flojiston denilen bir kavram ortaya atılıyor. Bu da yine yanlış bir kavram. Aslında kimyanın gelişimini belki de olumsuz etkileyen, gerileten bir kavramdır. Bu flojiston
aslında yanma olayını açıklamaya çalışırken ortaya atılmış bir kavram. Diyorlar ki yanıcı olan maddeler iki temel unsurdan oluşur. Birisi kül, diğeri ise ateşin ruhudur diyor ve biz bu ateşin ruhuna da filojiston adını veriyoruz diyorlar. Tabii ki çok yanlış bir kavram bu ama uzunca bir süre bu filojiston kavramının doğru olduğuna inanıyor insanoğlu ve bunu geliştirmeye çalışıyor. Ardından Dalton abimiz ortaya çıkıyor ve bir atom modeli ortaya çıkarıyor. Atom modeli sayesinde bu dört öğe kuramı tamamen bitmiş oluyor. Yani atom fikri ilk defa daha önceden Demokritus söylüyordu. Birazdan biz de bahsedeceğiz bundan. Ama insanoğlu buna inanmıyordu. Dört öğe kuramını destekliyordu. Bunun üzerine Dalton Demokritus'tan sonra ilk defa bu kavramı alıp geliştirmeye başlıyor. Ortaya bir atom modeli atıyor. Neredeyse tamamen yanlış bir model bu. Ancak daha sonra modern kimya döneminde bu geliştirilerek günümüzdeki haline kavuşturuluyor. Modern kimya dönemi ne oluyor peki? İşte buradaki yanlış bilgiler vardı ya, onların çürütüldüğü dönem burası artık. Günümüzdeki bilgilerin, net bilgilere ulaştığımız çalışmaların yapıldığı dönem. Burada ne oluyor peki? Modern kimya denince aklınıza bir kişi gelecek. O da Lavoisier. Lavoisier'ı modern kimyanın babası olarak tanımlayacağız. Çünkü Lavoisier yanma olayının gerçek tanımını yapıyor bize. Daha da önemlisi şurada bahsedeceğimiz kütlenin korunumu kanununu ortaya atıyor. Arkadaşlar bu soruyla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Modern kimyanın başlangıcı hangi olayla oluyor? Kütlenin korunumu kanunuyla oluyor. Ve bu kütlenin korunumu kanununu ortaya atan bilim insanı kimdir? Lavoisier'dir. Dolayısıyla Lavoisier modern kimyanın babasıdır arkadaşlar. Daha önceden yanma olayını kim nasıl tanımlamıştı? Filojiston kavramı tanımlamıştı. Bunun yanlış olduğunu biliyorduk. Bunun yanlışlığını kim kanıtladı? Kim doğru kavramı ortaya attı? Lavoisier yanma olayını tanımlayarak, yani bir maddenin oksijenle tepkimeye girerek yandığını tanımlayarak Lavoisier bu işi bitiriyor. Filojiston kavramını bitiriyor. Başka bir önemli olaysa modern kimya döneminde Dalton atom modelinde, bundan da yine daha sonra bahsedeceğiz. Atomun parçalanamaz olduğunu söylüyor. Berk bir küredir diyor. Atom parçalanamaz kesinlikle. Oysa ki daha sonradan bulunan radyoaktivite kavramı atomun parçalanabilir olduğunu kanıtlıyor bize. Radyoaktivitenin keşfi sayesinde atomun parçalanabilir olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Dalton atom modeli artık çöpe gidiyor. Yeni atom modelleri, atom teorileri geliştirilmeye başlıyor. Bu şekilde de kimya ilerleme imkanı buluyor. Şimdi simya dedik, kimya dedik. Bunlar arasındaki en önemli fark nedir? Simya ve kimya. Birisi bilim, birisi değil bunların. Dolayısıyla hangisinin bilim olmasını bekliyoruz? Tabii ki kimyanın bir bilim olmasını bekliyoruz. Ancak simya bir bilim değildir arkadaşlar. Peki neden simyayı bilim olarak kabul etmiyoruz da kimyayı bir bilim olarak kabul ediyoruz? Çünkü simyada sadece sınama yanılma yolu var. Sınamaya yanılmaya dayalı. Ne demek bu? Bir şeyi sadece deniyorsun, yani hastalığı tedavi etmek istiyorsun. Ye şu otu bakayım, bir işe yarayacak mı diyorsun. Deniyorsun sadece, olmadıysa o bilgileri çöpe atıyorsun, geçiyorsun. Oysa ki kimyada deneyler ve gözlemler var. Kontrollü deneyler yapıyorsun. Yani daha önceki bilgilerine bakıyorsun. Aslında senin yaptığın o deneyin sonucunu tahmin ediyorsun. Gözlem altında tutuyorsun. Bu bilgileri kaydediyorsun ve bunun sonucuna göre belli fikirler ortaya çıkarıyorsun, üretiyorsun. Burada ürettiğin bilgilerle daha sonra yeni bilgiler de üretme şansına sahip oluyorsun. Oysa ki burada bir şeyi denedin, olduysa oldu, olmadıysa at gitsin o bilgiyi çöpe deyip geçiyorsun. Bunun teorik herhangi bir temeli yok. Oysa ki kimyada teorik temelleri vardır. Yani az önce de söylediğimiz gibi aslında. Bunda sadece deniyorsun, bakıyorsun. Ne olabilir mi ya, şu otu bir deneyelim diyorsun, geçiyorsun. Ama burada daha önceki bilgileri kullanarak bir tahminde bulunuyorsun. Evet, mesela demir asitlerle tepkime verdiğine göre nikel de bir metal, onun da asitlerle tepkime vermesini bekleriz diyorsun ve bu deneyi gerçekleştiriyorsun. Bu teorik temelleri olduğunu gösteriyor. Sistematik bilgi birikimi yok. Yani buldukları herhangi bir şeyi ya da bulamadıkları herhangi bir şeyi kaydetmiyor bu adamlar. Olmadıysa geçip gidiyorlar. Oysa ki burada yaptığın her şeyin, bulduğun her şeyin bir kaydı var. Bu bilgi birikimi sayesinde, yani sen bir şey bulduysan sen bu bulduklarını, bu bilgilerini paylaşıyorsun. Diğer bilim insanları da bundan faydalanıyor. Onlar da yeni yeni şeyler buluyorlar. Oysa ki
Simya'daki bütün simyacılar kendisi için çalışıyordu. Yani bulduklarını kendileri kullanıyordu. Sadece kendi bilgileriyle yetiniyordu. Ancak simyayı bu kadar aşağılamayalım. Simya bir bilim değil ama kimyanın bugüne gelmesini sağlayan şey de simyanın varlığıdır. Geçmişteki çalışmalarıdır. Çünkü şap bugün hala kullanıyoruz. Kil, malahit, sabun, mürekkep, sofra tuzu, zaç yağı, esans. Bunların çoğusuna zaten bugün de hakimsiniz. Hepsi kulağınıza gelmiş şeyler. Göz taşı, cam, Kıbrıs taşı, kükürt, boya, yün ve ipek, barut ve bazı alaşımlar. Alaşım dediğimiz birçok metali kapsıyor, birçok geniş bir alanı var ve bunların hepsiyle simyacılar ilgilenmiş. Bugüne onları kavuşturan şeyler simyacılar. Yani boş çalışmamış bu adamlar da bir şeyler bulmuşlar. Bugün hala da laboratuvarlarda kullandığımız damıtma, özütleme, çözüme, kristallenme gibi birçok yöntemi yine simyacılar geliştirmiştir. Ve onlardan gördüğümüz bu yöntemleri biz hala da laboratuvarlarımızda kullanıyoruz, uyguluyoruz. Kimyanın gelişmesinde hala daha bunlardan faydalanıyoruz. Peki uygarlıkların bu gelişimlere katkısı neler oldu? Şimdi bu uygarlıkların neler yaptığını biliyor olmamız gerekiyor. İlk uygarlıklardan bahsettik, azıcık da olsa bahsettik. Mezopotamya ve Mısır demiştik. Şimdi en eski ilaç kitabı. Dedik ki Mezopotamya'nın Nippur kentinde bulundu. Alaşımlar üzerine çalışmaya başlayanlar yine Mezopotamyalılardır. Pizza ismini ilk defa kullanmaya başlayan adamlardan birisi de Mezopotamyalılardır. Biraz yanlış alıyorlar, yanlış kullanıyorlar ama çok önemli bir gelişme. Bazı hesaplamalar yaptığını gösteriyor bunların. Ve tekerlek, yani teknolojinin aslında gelişmesindeki çok önemli bir basamak olan tekerleği Mezopotamyalılar buluyor arkadaşlar. Mezopotamya. Evet. Piramit deyince aklımıza zaten direktmen Mısır geliyor, bunu biliyoruz. Peki bu Mısırlılar piramitlerin dışında neler yapıyorlar, neler katıyorlar bize? Pi sayısını onlar da kullanmaya başlıyorlar. Biraz daha yakın, pi sayısının gerçek değerine biraz daha yakın bir değerle bunlar da pi sayısını kullanmaya başlıyorlar. Güneş yılı takvimini hazırlayan kişiler Mısırlılar. Dolayısıyla bunların aslında astronomi üzerine de çalıştığını görebiliriz. Mumyalama, salamura, diş dolgusu, altın kullanarak diş dolgusu yapıyorlar bu adamlar. Bazı ameliyatlar bile gerçekleştiriyorlar hatta. Bu tarz teknolojileri bize kazandıran kişiler Mısırlılardır arkadaşlar. Tepkime sıcaklık ilişkisi, tepkime cetveli, kağıt, mürekkep, hatta daha sonrasında seri üretim, seri basım kağıtlardan bahsettiğimiz zaman aklımıza kim gelecek? Direktmen Çin gelecek. Bu tarz gelişmelerin tamamını insanlığa kazandıran uygarlık Çin uygarlığıdır arkadaşlar. Çanak çömlek, sıfır sayısı çok önemli bir gelişme insanlık için. Bunu yapan kişiler sinüs kosinüs gibi fonksiyonların ilk defa kullanıldığı yer. Metal sütunlar, metal ve paslanmaz sütunlar yapan ilk medeniyet Hint uygarlıklarıdır arkadaşlar. Bunu da bileceğiz. Boya, bira, sabun, cam, vinç, kilit, dişli, pompa, kaldıraç gibi birçok basit makineyi bize kazandıran, bunların nasıl çalıştığını bize gösteren ve ilk defa keşfini gerçekleştiren kişiler. Madde tanımlarını ilk defa yapan ve birçok filozofa sahip olan uygarlık ise Yunan uygarlığıdır tabii ki. At arabası. At deyince zaten altta hemen Türk'ten de aklımıza gelecek. Atın en yoğun olarak ilk defa kullanıldığı, atın ilk defa evcilleştirildiği yer neresiydi? Türklerin yaşadığı yerler, yani Orta Asya'ydı. 12 hayvanlı Türk takviminin kullanıldığı yerler. Metal eşya ve silahları, okları ilk defa yapan yerler neresiymiş? Orta Asya'ymış ve buradaki medeniyetler de bu tarz gelişmeleri insanlığa kazandırıyor. Tabii Çin Orta Asya'ya çok yakın bir konumda olduğu için, birlikte yaşadıkları için o dönemlerde Çin'de 12 hayvanlı Türk takvimini kullanan medeniyetlerden birisidir mesela. Arsenik, antimon, zaç yağı, kezzap, nişadır, barut, emaye, çelik, sirke asidi ve şu an sayamadığımız birçok gelişmeyi kimya bilimine kazandıran diğer bir uygarlık ise İslam uygarlığıdır arkadaşlar. İslam'ın yayılmasından sonra bu tarz gelişmeleri İslam bilim insanları, Müslüman bilim insanları, Müslüman simyacılar kimya literatürüne kazandırmış durumdalar. Bugün kullandığımız birçok malzemeyi onlar sayesinde keşfetmiş bulunuyoruz. Kimyaya giden adımlardan bahsedecek olursak, yani kimya kimler sayesinde bugünkü halini aldı?
kimler hangi çalışmaları yaptı da bugünkü bilgilerimize ulaştık. İlk olarak bahsedeceğimiz adam Empedokles. Yunan bir filozof bu adam. Hani dört öğe kuramı demiştik ya az önce. Bunu ilk defa ortaya atan adam da Empedokles'tir. Ne diyor bu? Dört tane temel öğe vardır arkadaş. Hava, su, toprak ve ateş ve bütün geri kalan maddeler bundan meydana gelmiştir diyor. Bunun yanı sıra da bazı tepkimeleri sevgi ve nefret kavramlarını kullanarak açıklıyor. Yani filozof dedik ya, felsefesini yapıyor işin. İki madde birbirini seviyorsa, yani bağ mevzusunu sevgiyle açıklıyor. Hani birbirinden ayrışma olayını da nefretle açıklıyor. Maddeler birbirini çekiyorsa sevgi vardır, birbirini itiyorsa bunlar arasında nefret vardır diyor. Bu şekilde felsefe yapıyor bize. Daha sonradan Demokritos abimiz geliyor. Çok önemli bir insan. Atom fikrini ilk defa ortaya atan kişi. Tam milattan önce 470 yılında doğmuş bir adamdan bahsediyoruz burada. Atom fikrini ilk defa ortaya bu atıyor ve maddenin halleriyle ilgili şöyle bir tanımlama yapıyor. Diyor ki eğer atomun yüzeyi pürüzlüyse bu madde birbiri üzerinden kayamayacağı için katı halde olur. Ama pürüzlü değil, kaygan bir halde ise birbiri üzerinde kayabildikleri için, rahat rahat hareket ettikleri için bu sıvı halde olur. Maddenin hallerini bu şekilde kendince açıklıyor bize. Ancak şöyle bir problemimiz var. Daha sonradan gelen Aristo, Empedokles'in fikirlerini destekliyor. Bunun üzerine öğrencilerini eğitiyor. Dolayısıyla Aristocu bir görüş ortaya çıkıp Demokritos'un fikirleri ta Dalton'a kadar unutulup gidiyor. Kimse Demokritos'un söylediklerini umursamıyor. Herkes dört öğe kuramından ve dört temel, Aristo'nun daha sonradan geliştirip yaydığı dört temel özellik kavramından bahsetmeye başlıyor. Maddeyi bu şekilde tanımlıyor. Nedir peki Aristo'nun söylediği bu dört temel özellik? Şimdi hani Empedokles'ten gelen dört temel madde vardı. Neydi bunlar? Hava, ateş, su ve topraktı. Diyor ki bunların da dört temel özelliği vardır ve her bir madde grubu bu özelliklerden ikisini taşımak zorundadır. Hava ise eğer, hava hem sıcak hem de ıslak özelliğe sahiptir diyor. Su ıslak ve soğuk özelliğe sahiptir. Toprak kuru ve soğuktur diyor. Ateş ise kuru ve sıcak özelliğe sahiptir. Ve bu özellikler sayesinde diyor ki hani dört tane temel element vardı, bunlar dört temel elementimiz ama doğadaki geri kalan bütün maddeler de bu element gruplarından birine aittir. Eğer bir madde havaya benziyorsa o bir hava elementidir. Suya benziyorsa, sıvıysa, mesela zeytinyağı geldi. Zeytinyağı kime benziyor buradan? Suya benziyor. O zaman diyor ki zeytinyağı bir su elementidir. Mesela demir geldi. Özellikler olarak nedir? Kuru ve soğuktur. O zaman demir bir toprak elementidir diyor. Ve eğer diyor ki biz bu elementlerdeki özellikleri değiştirirsek farklı maddeler elde edebiliriz. Hani metallerin altına çevrilebileceğini söylüyordu ya. İşte buradan yola çıkarak söylüyor. Diyor ki demir bir toprak elementidir. Ben bu demir üzerinde yeterli değişikliği sağlarsam, bu özelliklerini yeterli miktarda değiştirirsem altına ulaşabilirim. Çünkü altın metallerin, maddelerin babasıdır. En temiz hali odur diyor. Diğer maddeler kirlendikleri için altın değildir. Ben bu maddeleri temizlersem, yani kirliliğini giderirsem altına dönüştürebilirim diyor. Hani simyanın temelinde yatan fikirlerden birisi bu aslında. Veya diyor ki diğer metallerin tamamı hastadır. Ben bunların hastalığını giderirsem, iyileştirirsem en iyi element, en iyi metal altındır. Dolayısıyla ben bunların hepsini iyileştirirsem onlar altına dönüşecektir gibi bugün saçma sapan diye kabul edileceğimiz bir kavram üzerinde konuşmaya başlıyorlar. Aristo'nun bu fikirlerini devam ettirdikten sonra insanlar İslam medeniyetleri ortaya çıkmaya başlıyor. Ve Cabir bin Hayyan gibi çok önemli bir İslam alimi birçok çalışma yaparak simyanın ve kimya biliminin bugünkü yere gelmesine önemli katkıları bulunan çalışmalar yapıyor. Cabir bin Hayyan dediğimiz abimiz, şahıs kimyacıdır, fizikçidir, eczacıdır, astronomiyle ilgileniyordur ve mühendistir aynı zamanda. Yani bu adamın bilmediği bir şey yok. Birçok çalışmalar yapmış, kendini bilime adamış bir insan. Neler yapıyor peki? Neler, hangi faydalarda bulunuyor bilime karşılık? İlk laboratuvarı kuran kişidir Cabir bin Hayyan. İlk defa bir kimya laboratuvarını kuruyor ve günümüzde de çok yoğun olarak kullandığımız damıtma denilen sistemi, damıtma denilen yöntemi geliştiriyor. İmbik denilen bir kap sayesinde damıtmayı gerçekleştiren kişidir Cabir bin Hayyan. Ve bu damıtmalar sayesinde mesela saç yağını buluyor. Mesela kezzapı buluyor. Mesela tuz ruhunu buluyor. Ve birçok kimyasal maddenin günümüze kavuşmasını sağlayan kişi. Ardından yine bir İslam alimimiz
Ebu Bekir Errazi ortaya çıkıyor. İranlı bir bilim adamı. Çiçek ve kızamık aşısının tedavisini buluyor. O zamanlarda bunu geliştiriyor. Balon, beher, spatül, cam kap, maşa gibi günümüzde de kimya laboratuvarlarında yoğunlukla kullandığımız maddeleri geliştiriyor, malzemeleri ortaya çıkarıyor. Yine damıtma yöntemini kullanarak Cabir bin Hayyan'ın geliştirdiği damıtma yöntemini kullanarak karınca asidi yani formik asidi ilk defa üreten kişi yine Ebu Bekir Errazi oluyor. Ardından kimyaya giden adımlarımız kimya öncesinde hani geleneksel kimya dönemindeki bazı çalışmalarla devam ediyor. Çok önemli kişilerden birisi Robert Boyle. Neler yapıyor Robert Boyle? Flojiston kavramını hani bitiren kişilerden biriydi. Flojiston kavramından daha ziyade dört öğe kuramını bitiren kişiydi Robert Boyle. Bunu nasıl yapıyor Robert Boyle peki? Dört öğe kuramını yaptığı element tanımı sayesinde bitiriyor. Elementin doğru tanımı burada yapıldığı için artık dört öğe kuramı kullanılmıyor. Peki bu tanımı nerede yapıyor? Kuşkucu Kimyager isimli kitabında yapıyor. Böyle bir eser ortaya çıkarıyor. Bunun sayesinde de birçok gelişme gerçekleştiriyor. Ve gazlardaki basınç hacim ilişkisini açıklayan bir kanun ortaya atıyor. Buna zaten Boyle kanunu olarak daha sonraki yıllarda işleyeceğiz. Basınç hacim ilişkisini açıklayan kişi ilk defa Robert Boyle oluyor. Ve gazlarla ilgili birçok bilgiyi de bu kanun sayesinde daha sonradan geliştirerek öğreniyoruz. Ardından Joseph Priestley geliyor. Bu yanma olayını doğru bir şekilde açıklamadaki adımlarımızı atan kişilerden birisi. Daha önceden flojiston kavramı vardı. Bu flojiston kavramını madde yanmıyorsa nasıl olacak ya da maddelerin yanmadığı bir ortam varsa nasıl olacak? Bunun flojistonu uzaklaştırılmış hava olarak tanımlıyor. Carl William Scheele geliyor daha sonradan. Oksijeni tam olarak tanımlayamıyor ama oksijen gazının bulunduğu ortamı yakıcı hava olarak tanımlıyor. Dolayısıyla aslında oksijene bir atıfta bulunuyor burada. Tam olarak tanım gelmiyor ama bunu geliştirmeye katkıda bulunuyor. Ardından en önemli kişimiz Levoisier geliyor. Kimyanın, modern kimyanın babası ortaya geliyor. Bu bilgileri de kullanarak kendi çalışmaları sonucunda yanma olayını tanımlıyor. Maddenin, yanıcı maddelerin oksijenle tepkimesine biz yanma deriz diyor. Daha sonradan kütlenin korunumu kanunu gibi modern kimyanın başlangıcına sebep olan bir kanundan bahsediyor Levoisier. Dolayısıyla kimya bilimi bu şekilde yolculuğuna başlamış oluyor ki biz de zaten hani birkaç yıl önümüzde bunları birlikte görmeye devam edeceğiz. Kimyanın alt disiplinleri vardı. Kimya ortaya çıktı ve bazı çalışmalar yapmaya başladı. Artık çok fazla çalışma olduğu için bunu belli alanlara bölmemiz gerekiyor. Kimya çok geniş bir alan çünkü. Peki nedir bu kimya disiplinleri? Nasıl paylaştılar kimyayı kendi aralarında? Öncelikle biyokimyadan bahsedebiliriz. Eğer bir canlı organizmanın yapısındaki kimyasallardan bahsediyorsak bununla biyokimya dediğimiz kimyanın alt disiplini ilgilenir. Canlı organizmaya dair her şey. Yani canlı bir organizmanın içerdiği bütün maddeleri inceler. Protein, karbonhidrat, lipid, DNA, RNA gibi sayabileceğim birçok canlı yapısında bulunan maddeyi inceler. Bunun yanı sıra fotosentezdir, solunumdur, sindirimdir gibi birçok metabolik faaliyetleri de inceler. Yani bütün bu tarz kimyasal tepkimelerdir çünkü bunlar aynı zamanda. Bu tepkimelerin incelenmesine de biyokimya disiplini bakar. Organik kimya deyince aklımıza karbon ve hidrojen elementleri gelecek. Neden bu elementler? Çünkü organik bileşiklerin temeli bu iki elemente dayanır. Yani bir bileşin yapısında aynı anda hem karbon hem hidrojen varsa biz o bileşiği organik bir bileşik olarak isimlendireceğiz. Canlı yapısında bulunan veya canlıların kalıntıları bunları oluşturur. Nedir peki? Petrol ürünleri dediğimiz nedir? Petrol dediğimiz yıllarca önce yaşamış canlıların kalıntılarıdır. Günümüzdeki kalıntıları fosilleridir. Bunların artıklarıdır. Dolayısıyla canlı kalıntıları petrol ürünleri birer organik bileşiktir ve bunları kim inceleyecektir? Tamamı karbon ve hidrojen içerdiği için organik kimya alt dalı inceleyecektir. Sadece karbon ve hidrojen mi var peki? Tabii ki hayır. Oksijen olabilir, fosfor olabilir, azot olabilir. Bu ikisi temel elementlerimiz. Hidrojen yoksa bir element organik olamaz. Karbon yoksa yapısında bir bileşik, organik bir bileşik olamaz. Ancak oksijen olsa da olur, olmasa da olur gibi özetleyebiliriz. Boya ve ilaçlar büyük çoğunluğu organik yapılardan, organik bileşiklerden elde ediliyordur. Dolayısıyla bunlarla organik kimya ilgilenir. Plastik yapıları,
Yani polimer yapılar yine benzer şekilde organik bileşikler, plastik dediğimiz yapı petrol ürünlerinden elde ediliyor. Dolayısıyla organik bileşikleri içeriyor. Bu yüzden de onunla organik kimya ilgileniyor. Hemen yanında anorganik kimya var. Yani bunun zıttı. Organik olmayan bileşiklerle de anorganik kimya ilgilenir. Nasıl yani, organik olmayan bileşik nedir? Mesela su anorganik bir bileşiktir. Çünkü yapısında karbon yok. Mesela asitler, bazlar, tuzlar yapılarında karbon ve hidrojen içermedikleri için anorganik kimyanın incelediği kısımlarda oluyorlar. Ancak bu bütün asitler anorganiktir demek değil arkadaşlar. Organik asitler de var, onlarla organik kimya ilgilenir. Organik bazlar var, bunlarla organik kimya ilgilenir. Ama asitler, bazlar, tuzlar büyük çoğunluğu anorganik yapılardır. O yüzden bu kısım ilgilenir. Metaller yine benzer şekilde anorganik maddelerdir. Mineraller yine anorganik maddeler oldukları için anorganik kimyanın ilgi alanındadır. Analitik kimya deyince aklımıza analiz ve ölçüm gelecek arkadaşlar. Ne demek? Mesela bir maddenin cinsini belirlemek istiyorsan, bununla ilgili deneyler yapmak istiyorsan bu analitik kimyanın ilgi alanındadır. Maddenin miktarıyla ilgili bir tespit yapmak istiyorsan, bununla ilgili bir çalışma varsa yine analitik kimyaya başvuracaksın. Derişim, pH, sertlik gibi birçok kavramı analitik kimya inceler, tespit eder. Fiziko-kimya dediğimiz, hani adından da biraz çıkarabilir zaten, fizikle kimyanın birleşimi gibi bir alt daldan bahsedeceğiz burada. Kimyasal olaylardaki sıcaklık, basınç, derişim ilişkilerini inceleyen bilim dalı fiziko-kimyadır. Isı, iş, hız, tepkime mekanizmaları, bu tarz olayların tamamıyla fiziko-kimya ilgilenir. Endüstriyel kimya dediğimiz, şimdi laboratuvarlarda, biyokimya laboratuvarında ya da organik kimya laboratuvarında belli maddeleri üretebilirsin. Ama bu ürettiğin madde nedir? Küçük bir miktarla sınırlıdır. En fazla birkaç kilodur. Ama sen bunu pazarlamaya kalkacaksan, yani çok daha yüksek miktarlarda üretim yapacaksan, bununla ilgili farklı bir çalışma alanına ihtiyacın var. İşte bununla da endüstriyel kimya ilgilenir. Yani belli maddelerin organik kimyanın geliştirdiği bir şey ya da anorganik kimyada gelişen bir şey, toplu bir şekilde, endüstriye uygun bir şekilde üretme işiyle endüstriyel kimya ilgilenecek. Peki bu ürettiklerini sadece toplu üretiminden, çok olmasından mı bahsediyor? Hayır, bunun aynı zamanda verimi ve kalitesinden de yine endüstriyel kimya sorumludur. Ben bunu nasıl daha verimli halde üretebilirim veya nasıl kalitesini daha yüksek üretebilirim? Nasıl ambalajlamalıyım ben ürettiğim bu maddeleri? Hangi koşullarda saklamalı, depolamalıyım? Bu tarz soruların cevabını endüstriyel kimya disiplini verir. Polimer kimyası deyince, polimer şu demek arkadaşlar, eğer tek bir küçük molekül varsa buna monomer diyeceğiz. Mesela hani biyolojiden biraz daha biliyorsunuz, sen de daha önceden görmüşlüğünüz vardı. İşte amino asitler proteinleri oluşturur. Bir tane amino asit geliyor, ondan sonra yanına bir sürü amino asit daha geliyor. 10 bin tane amino asit oluyor ve hepsi bir araya gelip bir tane molekül oluşturuyorlar. İşte bu birçok molekülün bir araya gelip tek bir büyük molekül oluşturmasına biz polimerleşme tepkimesi diyoruz. Ve oluşan o büyük moleküllere de polimer diyoruz. Nasıl, nedir peki bu polimerler? Günümüzde çok çok kullandığımız plastikler, aha da bu mesela bir polimer arkadaşlar. Yani günümüzde çok çok kullandığımız maddeler var polimer olan. Ve bu polimerlerle ilgilenen alt disipline de polimer kimyası diyeceğiz. Yine günümüzde çok kullandığımız PVC, PET şişeler, teflon tavalarda falan çok kullanılıyor. Bunlar yine polimer kimyasının ilgilendiği olaylar. Sadece polimer yapılar bu şekilde günümüzde kullandığımız ve teknolojinin ürünü olarak mı var? Hayır, doğal olarak doğada bulunan, kendiliğinden var olan yapılar da var. Nedir bunlar? Protein dediğimiz yapılar, az önce örnek vermiştik. Amino asitler bir araya geliyor, 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 proteinleri oluşturuyor. Nişasta, bir polisakkarit yapısı bu. Monosakkaritler, yani glikoz yapıları bir araya geliyor. Binlerce glikoz yapısı bir araya geliyor ve nişastayı oluşturuyor diyebiliriz. O da bir polimer maddedir. Dolayısıyla polimer kimya bunlarla da ilgilenir. Kimya disiplinlerini gördük. Bu alt dallarda kimyalar çalışıyor. Peki hangi endüstrilere hizmet ediyor kimya? Hangi endüstriler için bilgi üretmeye devam ediyor? İlaç endüstrisi. İlaç deyince nelerden bahsedeceğiz? Hani hepimiz günlük hayatımızda kullanıyoruz. Bitki ve hayvanlarla çoğunlukla elde ettiğimiz yapılar bunlar. Ve hastalıklarımızın tedavisi için kullanıyoruz. Peki ilaç endüstrisi bu ilacın önümüze gelene kadar ki hangi süreçleriyle ilgileniyor? Ham maddeyi gidiyor buluyor ilaç endüstrisinde çalışan kişiler. Ham maddeyi bulduktan sonra üretim kısmı ile ilgileniyor. O ham maddeyi nasıl elde edebilirim? Bununla ilgileniyor.
O bitkiden o ham maddeyi nasıl çekebilirim? Damıtmalı mıyım? Özütlemeli miyim? Bununla ilgileniyor. Bu elde ettiği maddelerin vücuttaki tepkimeleriyle ilgileniyor. Hangi tepkimeleri veriyor ya da benim hangi tepkime ihtiyacım var ki hangi maddeyi kullanayım? Bunun üzerine çalışıyor. Üretim sürecinin tamamıyla ilgileniyor. Hangi maddeleri birleştirmeliyim? Hangisinden ne kadar katmalıyım? Bunların tamamıyla yine ilaç endüstrisi ilgileniyor. Yetmiyor, doymuyor. Ambalajlamasıyla da bu ilgileniyor. Çünkü ilacın kalitesini, raf ömrünü, her şeyini bu ambalajlama süreçleri ilgilendirecek. İlacın verimini artırma kısmı yine ambalajlamaya bağlı bir durumdur. Arge çalışmaları, yani araştırma geliştirme çalışmaları yapıyor. Yetersiz bir ilaç varsa ya da bir hastalık var, bunun bir ilacı ihtiyacı var. Bununla ilgili çalışmalar yapıp ilaçlar bulan kısım yine ilaç endüstrisi oluyor. Ve raf ömrünü belirliyor. Bir ilacı ben tamam eczaneye gönderdim, satışa sundum ama ne kadar süre orada kalabilir? İnsanlar bunu ne kadar süre içerisinde kullanırsa işe yarar, sonrasında anlamsızlaşır. Bununla ilgili yine çalışmaları ilaç endüstrisi yapıyor. Gübre, hepimiz biliyoruz zaten gübrenin ne olduğunu. Toprakta eksikliği duyulan mineralleri biz gübreler sayesinde toprağa katarız. Doğal mineraller var. İnekler sağ olsun bize bu konuda destek oluyorlar. Ama yetmeyebiliyor. İşte o doğal gübreler yetmediği zaman ne yapıyoruz? Bizim gübreleri üretmemiz gerekiyor. Veya o doğal olan gübreleri daha verimli hale getirmek için çalışmamız gerekiyor. Ve bununla ilgili çalışmalar yapan endüstriye de gübre endüstrisi diyeceğiz. Şimdi toprağın en temel ihtiyaç duyduğu mineraller azot, fosfor ve potasyumdur. Bu üçü temelde ihtiyaç duyulan elementlerdir, minerallerdir. Bunları toprağa nasıl kazandırırız konulu çalışmayı da gübre endüstrisi yapar. Peki neler yapıyor? Bunu nasıl gerçekleştiriyor? Öncelikle toprak analizleri yapıyor. Yani tamam bu toprağı gübreleyeceğim ama hangi elementlere daha fazla ihtiyacı var? Hangi gübreyi kullanmam gerekiyor? Öncelikle bunu bir belirlemem lazım diyor. Ve toprağın analizini yapıyor. Dolayısıyla öncelikle eksikleri burada tespit ediyor. Ardından bu eksiklere yönelik üretimler yapıyor. Benim ürettiğim mesela toprakta azot miktarı çok az. Benim azot eklemem gerekiyor. O zaman üretimini yaptığım gübrenin azotunun miktarının daha fazla olması gerekiyor diyor. Ardından uygulama kısmıyla, yani gübreyi ürettim. Evet, çiftçiye de verdim. Ben de işi bitti mi? Hayır. Bu gübrenin o toprağa nasıl uygulanması gerektiğiyle de gübre endüstrisi ilgileniyor. Gübreyi bol bol koymak işe yarar mı? Hayır. Azotun fazla olması da zarar. Fosforun gerekenden fazla olması da zarar. Tam miktarını tutturmak için de, yani uygulama kısmıyla, o gübreyi toprağa uygulama kısmıyla da gübre endüstrisi ilgilenir. Petrokimya dediğimiz bir endüstri var. Bu nedir? Petrole dair her şeyle bu endüstri ilgilenir. Yani petrolü, ham petrolü çıkardıktan sonra üstünde bir doğalgaz birikmesi olur. Biriken bir doğalgaz vardır. İşte bunu petrolden alır, kullanılabilir hale getirir. Petrolü damıtarak LPG, benzin, gaz yağı, mazot, fuel oil, asfalt ve birçok farklı bileşenden oluşuyordur ham petrol dediğimiz yapı. İşte bunların birbirinden ayrılıp hepsini kullanılacağı adıma dağıtan endüstridir petrokimya. Arıtımdan bahsedecek olursak bazı pisliklerden arınması gerekiyor bazı şeylerin. Nedir? Bu temelde en çok arıtım denince aklımıza gelen şey nedir? Sulardır ve havadır. Su ve havanın pisliklerden arıtılması gerekiyor. Bunu arıtım endüstrisi gerçekleştiriyor. Atık su varsa bunun temizlenmesi, işte bazı şebekelerde, hani şebeke suyunda da aynı şey geçerli. Bu suların pisliklerden arındırılıp tekrar kullanılabilir, temiz hale getirilmesiyle arıtım endüstrisi ilgileniyor. Sadece suyla kalmıyor tabii. Petrolün de arıtılması gerekebilir. Petrol de ham petrol direktmen çıkarıldığı gibi tertemiz kullanılabilecek halde olmuyor. Bazı pislikler içeriyor. Bunlardan arındırılması da yine arıtım endüstrisinin işlevidir. Metal eldesi, metali madenden çıkardığın zaman direktmen kullanılabilir halde olmuyor. Yapısında birçok farklı madde de oluyor. Bunlardan ayrıştırılması ve saf hale getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmaları da yine arıtım endüstrisi yapıyor. Ve bunun yanı sıra hava temizleme sistemleri var. Fabrikaların bacası var, evlerin bacası var. Ya da arabaların egzozları var. Bundan çıkan dumanların temizlenmesi gerekiyor. Ve bu temizliği nasıl yapıyorsun? Filtreleme işlemleriyle yapıyorsun. Ve bu filtreleme çalışmalarını yine arıtım endüstrisi üstleniyor. Bunun yanı sıra boya ve tekstil endüstrisi var. Boya ve
tekstile dair, yani kumaş, iplik deyince aklımıza direktmen bu endüstri gelecek tabii ki. Ham maddenin temini ve üretimi ile ilgili bütün çalışmaları bunlar yapıyor. Ham maddeden kastımız nedir? İplik, kumaş gibi ham maddeler de olabilir, boyanın ham maddeleri de olabilir. Boyayı da üretiyor. Bunun yanı sıra boyama ve dokunma süreçleriyle de yine boya tekstil endüstrisi ilgileniyor. Peki kimya ile ilgili çalışmalar yapan, işi kimya olan kişiler kimlerdir? Hangi meslek dalları bu kimya ile ilgili çalışmalar yapar? Tabii ki kimya mühendisleri en başta gelecek. Neler yapıyor peki kimya mühendisleri? Kimya mühendisi dediğimiz kişi kimya bilgisi zaten gayet üstün. Kimyayı gayet iyi biliyordur ama bununla yetinmez. Bunun yanı sıra matematiği de çok iyi biliyor olması gerekiyor. Bu da yetmiyor. Fiziği de çok iyi bilmesi gerekiyor. Fiziği de bildikten sonra yine yetinmiyor. Biyolojiyle de arasının iyi olması gerekiyor. Bu biyolojiyi de bildikten sonra o da yetmiyor. Bir de ekonomi bilimine hakim olması gerekiyor ki en az bunların hepsine hakim olabilmesi gerekiyor ki bir kimya mühendisi işini tam anlamıyla yapabiliyor olabilsin. Çünkü bir teknolojinin üretilebiliyor olması için, kimya içeren bir teknoloji için bu bilgilere de sahip olmak zorundasın. Fizik bilgisi olacak ki kimyayı kullanarak bir şeyler üretebilesin. Hani mühendis denilen kişiler nelerdir? Teknoloji üreten kişilerdir. Bu teknolojiyi üretebilmeleri için de bu bilgilerin tamamına sahip olmaları gerekiyor. Metalürji mühendisi deyince aklımıza zaten metal malzemeler direktmen geliyordur. Metal malzemelerin tasarımıyla bu kişiler ilgilenirler. Ve bunun yanı sıra alaşım, yani farklı türde metallerin bir araya gelerip yeni maddeler oluşturması, yeni malzemeler meydana getirmesi yine metalürji mühendislerinin görev alanındadır. Eczacı deyince zaten direktmen aklımıza ilaç gelecek. Yani ilaçla ilgili bütün süreçlerde eczacı vardır. Bu sadece hani eczacı deyince aklımıza eczanede durup bize ilaç satan kişiler gelmesin sakın. Az önce hani ilaç endüstrisinden bahsettik ya. Ham maddesi var, işte paketlemesi var, ambalajlaması var, Ar-Ge çalışmaları var. Bunların tamamında bütün süreçlerde eczacılar çalışır. İlaca dair her şeyi eczacılar yapar diyebiliriz. Kimyager deyince aklımıza direktmen uzman kişiler gelecek. Yani kimyanın bu alt disiplinleri vardı ya, mesela organik kimya. İşte organik kimya konusunda uzman bir kişiye biz kimyager ismini verebiliriz. Ne yapar peki kimyagerler? Bu organik kimyanın bilimsel olarak gelişmesini sağlar ve bu bilgilerle yeni bilgiler üretmeye çalışır. Yani kimyager deyince aklımıza laboratuvarda çalışan kişiler direktmen gelebilir. Kimya öğretmeni, temel bilgi kimya öğretmeninden geçer. Ne demek? Herkes, toplumdaki herkes kimyaya dair her şeyi biliyor olmak zorunda değil. Böyle bir şey mümkün değil zaten. Ama günlük hayatta karşımıza sürekli kimyasallar çıkıyor ve bunlarla ilgili bilgiye sahip olmak zorundayız. En azından temel bilgilere sahip olmak zorundayız. İşte bu temel bilgileri bize kim kazandırıyor? Kimya öğretmenleri kazandırıyor. Veya kimyayı sevip mesela bir insanın kimya mühendisi olmasını sağlayan kişi kimya öğretmeni olabilir. Kimya öğretmeni verdiği bilgileri çok beğendiği için, bu konuda çalışmalar yapmak istediği için kimya mühendisliğine yönelebilir birisi. Kimya öğretmeni tamamının temelinde yer alır diyebiliriz. Videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Ödüllü sorumuzu cevaplıyorsunuz, yorumlarda paylaşıyorsunuz. Arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi unutmuyorsunuz.